Aslanım, kardeşim, kral abim. Haber alamayınca çok meraklandım abi. Mektup bahsinde ihmalkarlığımı bilirsin. Bir sürü yenilik vardır hayatında abi. Beni bile unuttuktan sonra. Akşama evde anlatırım. Baş başa daha rahat dertleşiriz. Ne yazık ki yalnız kalamayacağız abi. Bana kızar mısın bilmem ama... hayatımda ilk defa sana danışmadan bir iş yaptım. Sen kötü bir şey yapmazsın Selçuk. Söyle bakalım neymiş bu iş? Bu akşam evleniyor. Düğünüm var abi. Evlenmek mi? Aferin lan. Görüyorsun ki dünyanın öbür ucunda bile olsam... önemli zamanlarında daima yanındayım. Sen zaten Hızır gibisindir abi. Çok mutluyum. Hayatımın iki büyük sevincini aynı günde yaşıyorum. Hem abime kavuştum... hem de yeryüzünün en tatlı kızıyla evleniyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ya Kadir Baba, hoş geldin demek yok mu? Yoksa sen de mi bu kadar çabuk unutacaktın Bahriyeli'yi? Murat, Murat'ım, Bahriyeli. Yaşlandık işte, sen bizim kusurumuza bakma. Ne var ne yok? Dün çıktım Kadir Baba. Bizi hiç yalnız bırakmadın. Kardeşimin düğününde bile buradasın baksana. Kardeşim mi? Tabii ya. Doktor Selçuk benim kardeşim. Sana hep bahsettiğim canım, kanım, yüreğim. Kardeşim. Kardeşim mi? Ne o Kadir Baba? Sende bu gece bir tuhaflık var. Yo, sana öyle gelmiş evlat. Nasıl buldun abi? Anlattığım kadar var mı? Evet. Gerçekten çok beğendim. Adeta bir melek. Bahriyeli abi. O da kim? Kibariye'nin veli nimeti abi. Onun koruyucusu. Bu da benim abim sevgilim. Beni yaratan büyük insan. Sen daha talihlisin Selçuk. Murat abini buldum. Bense Bahriyeli abimi bulamadım. Bulsaydın belki onu tercih eder, benimle nişanlanmazdın. Kibariye'nin gözlerini ameliyat ettim abi. İyileşince ilk işi abisini aramak oldu. Bahriyeli bir süre dolaştı durdu aramızda. Doğrusunu istersen onu çok kıskandım. Artık seninle. Bahriyeli seninle baş edebilir mi Selçuk? Sen okumuş insansın. Bahriyeli denen adam nasıl olsa bir gün unutulur. Benim Bahriyeli abim unutulmaz. Selçuk Bey, artık nikah... Şey tabii memur bey.